Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezina amenu takullah ve kunu ma'as-sadikin. Sadakallahul azim. Evet kıymetli FM TV izleyenleri, siz sorun biz söyleyelim programının bugün 100. bölümünü sevgili hocamızla beraber burada kutluyoruz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim tesisinizi yüksek eylesin. Hakikaten istikametle, başarıyla elhamdülillah bütün programlarınızı bu şekilde bugüne kadar getirdiniz elhamdülillah. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim gayretinizi artırsın inşallah. Hakikaten böyle programlara tüm halkımızın ihtiyacı var. Tüm Müslümanların ihtiyacı var. Tüm insanların ihtiyacı var. O yüzden Rabbim inşallah başarınızın devamı nasip etsin. Muvaffak edesin inşallah. Güzel bir beraberliğiniz var elhamdülillah. Baba oğul. Rabbim inşallah devamını tamamını ikramını ihsan etsin. En güzel şekilde devam etmeni nasip etsin inşallah. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bu arada bugün 100. bölümümüzü kutluyoruz dedik. İnşallah şimdi bir pasta kesimimiz olacak hocamızla beraber. Hocam buyurun inşallah, şöyle geçelim. Elhamdülillah, siz sorun bir söyleyelim programının 100. bölümündeyiz. Hocalarımız, Yavuz Selim hocamız, Muhammed hocamız elhamdülillah istikametle bu vazifeyi devam ettirdiler. Kendilerini huzurlarınıza tebrik ediyorum. Bütün seyircilerimize buradan hem selam ediyorum, hem de gerçekten bu programı yakinen takip ettiklerinden dolayı bütün seyircilerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizler adına inşallah, hocalarımız bir pasta hazırlamışlar inşallah. Bunu kesimini yapacağız inşallah. Hoca kardeşlerimiz içerideler, diğer kardeşlerimiz buralardalar inşallah. Sizin adınıza, FMTV seyredenlere inşallah, seyircilerin adına onlara ikramda bulunacağız. Baştan söylüyorum, isterdik ki inşallah sizlerle beraber olalım. Öyle programlar da yapacağız inşallah. Büyük pastalar keseceğiz. Sizlere ikram edeceğiz inşallah. Ama bugün netice itibariyle sizin adınıza onları dağıtmış olacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim hayırlı mübarek etsin inşallah. Başarılar nasip etsin. 100. programımızı inşallah hayırlı mübarek etsin inşallah. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Allah sizden de razı olsun hocam. Tamam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bir VTR aramız var inşallah. Sonrasında tekrardan sizlerle olacağız. Nikah yapmak dinimizde caiz midir? Müslüman bir kadının, Müslüman bir kızın daha doğrusu Yahudi ve Hristiyan olan bir erkekle nikahı kesinlikle caiz değildir. Bir kızın Yahudi ve Hristiyan olan bir erkekle evlenmesi dinimizde kesinlikle caiz değildir. Peki erkek tarafından olaya baktığımız zaman, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman bir kız köle dahi olsa, ama köle Müslüman, onunla diyor nikah yapması, gayrimüslim olan biriyle nikah yapması zaten geçerli değil de daha hayırlıdır. Ayet daha bu söylediğim ya, Rabbimiz buyuruyor. Erkek tarafından olaya baktığımız zaman aynı şekilde şayet erkek Yahudi ve Hristiyan olan bir kadınla evlenmesi dinimizde caizdir. Şey vardır, müsaadesi vardır ama tavsiye etmiyoruz. Bak caizdir ama tavsiye etmiyoruz. Neden? Şimdi Müslüman bir erkek, Yahudi ve Hristiyan olan bir ne yaptı? Söyle, kızla evlendi. Peki bu kız Allah bilmez, peygamber bilmez, kitap bilmez, namaz bilmez, abdest bilmez. Evet kıymetli izleyenlerimiz, siz sorun biz söyleyelim ekibi olarak 100. bölümümüzü kutlamaya devam ediyoruz. Bugün yine sizlerden gelen soruları burada cevaplandırmaya çalışacağız. Tabii ki bu yaptığımız 100. bölüm diğer bölümlere nazaran daha da bizim için şerefli, daha da mükemmel bir program. Çünkü hocamızın katılımıyla da elhamdülillah daha da güzelleşti programımız. Her zaman olduğu gibi ben bir genç olarak, hocamın dizinin dibinde yetişmiş bir genç olarak elhamdülillah bugünlere bizi getiren hocama evvela gözünüzün önünde sizlerin huzuruna teşekkür etmek istiyorum. Yine aynı şekilde sizden gelen soruları burada hocamızın huzurunda sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Hocam programımızın formatıyla alakalı, FM TV'yi kurmak zaten elhamdülillah bizler için mükemmel bir başarıydı. Sizin yine önderliğinizle kurduğumuz bir başarıydı. FM TV'de 100. bölümünü çektiğimiz Siz Sorun Biz Söyleyelim programının FM TV'de olmasının amacı ve gayesi neydi hocam? Evvela sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Programa davet ettiğiniz için.
Tüm seyircilerimize selam ediyorum. Seyircilerimiz de bu kameralarla bize alışıktır elhamdülillah. Evvela şunu söylemek istiyorum. FM TV şükürler olsun Fatih Medreseleri açılımıyla beraber derdi insanlara Allah'ımızın razı olduğu, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş olduğu Kitabullah'a uygun samimiyetle, aşkla, şevkle, zevkle hakikaten insanlarımızı bu minval üzere bilgilendirme hususunda, bu minval üzere şuurlandırma, bakış açısını buna göre değerlendirme, yani Allah'a göre bakış açısını değerlendirme, peygambere göre bakış açısını değerlendirme, Kitabullah'a göre bakış açısını değerlendirme niyetiyle ortaya çıkmış bir elhamdülillah kanaldır. Şükürler olsun. Rabbim de bugüne kadar müsaade etti. İnşallah bundan sonra da inşallah bu şekilde müsaade eder. Kıyamet sabahına kadar bu şekilde devam eder inşallah. Ama bunun tabii içinde bütün programların kendine has özellikleri var. Bugün Elif Bağ programının da bir özelliği var. Lazım mı? Herkese lazım. Kur'an-ı Azim Şan programının da bir özelliği var. Herkese lazım. Aynı şekilde siz sorun bir söyleyelimin de son derece lüzumu var. Ne lüzumu var? Çünkü bizim halkımız mutlaka doğruyu en güzel şekilde öğrenmek ister. Samimiyetle öğrenmek ister. Samimiyeti son derece sever. Sevdiğinden dolayı halkımızın bu iştiyakı, bizim halkımız son derece samimidir normalde. Samimi olduğu için de Allah'ına bağlı, kitabına bağlı, dinine bağlı, kendisini dünyaya daldırmamış, ahirete meylettirmiş, hocalardan son derece memnun olur. Allah muhafaza etsin. Dini istismar eden, dini yanlışa kullanan, olmayacak şeyleri kullanan hocalardan da uzak durmayı sever. Uzak durmak ister yani. O yüzden dolayı halkımızın bu arzusunu bildiğimizden dolayı halkımız o zaman ne yapacak? Dertleriyle alakalı soru sorması gerekecek. Mesela icabında ticaret yapacak, ticaretiyle alakalı soru sorması lazım. Bizim bir sloganımız vardır eskiden beri. Daha kanal kurulmadan önce de bu slogan vardır. Ne deriz mesela? Deriz ki iyi bir doktorun olmasını ister misin? İsterim. İyi bir avukatın olmasını ister misin? İsterim. İyi işte şuna muhasebeci olmasını ister misin? İsterim. Tamam. Bak bunlar istemek hakkın olduğu gibi iyi de bir hocan olması lazım. Yani sorduğu zaman sana hem dünyanın hem ahiretini muhafaza edecek, hem dünyanın hem ahiretini koruyabilecek, hatta ticaretinde gerçekten sorduğu zaman şu mantığa düşmemek lazım. Adam olayları hayata geçiriyor geçiriyor, ondan sonra bir hocaya sorayım. Olmaz. İlk önce hocaya ne yapacak? Soracak ama bunu bulabilmesi için de bu imkanları ne yapmak lazım? Ortaya koymak lazım. Şimdi bizim halkımız bu samimiyeti, bu güzelliği sevdiğinden dolayı illa neyi öğrenmek isteyecek? İlla halkımız üzerinde duruyorum. Şunu sevecek ya, seviyor yani. Ben doğruyu doğru yerden öğreneyim. İstenen yerden öğreneyim. Allah'a, Kitabullah'a bağlı hakikaten peygamber ölçüsünde fetva verecek, ifade kullanacak ve o samimiyetle yürüyecek insanlardan öğreneyim. Halkımız bunu ister. O zaman ne lazım? Siz sorun, biz söyleyelim lazım. Niye? Çünkü onlar soracak. Niye soracak? Gerçekten öğrenmek istediklerini soracak. Ama ticaretinde öğrenmek istediklerini soracak. Ama aile hayatında öğrenmek istediklerini soracak. Ama çocuklarını yetiştirme konusunda istediklerini soracak. Ve buna benzer ne istiyorlarsa, hayatlarında neler varsa onlara soracak. Allah ve Resulüne uygun, Kitabullah'a uygun cevaplar alacaklar. Lazım mı? %100 lazım. O zaman bu programın illa FM TV'de olması lazım. Elhamdülillah. Niye? Çünkü halkımız bunu istiyor. İsteneni vermen lazım, sunman lazım. Ve halkımız bu konuda da çok duyarlıdır. Biliyorsunuz malumunuz Mektubat'tan İnciler programı yapıyoruz. İkinci bölümünde sorular biliyorsunuz geliyor. Bakıyorsunuz sorulara. Halk gerçekten tabiri caizse coşuyor yani, coşuyor. Yani resmen mesaj yağmuruna tutuyorlar yani. Evet. Mesaj yağmuruna yani. Haklı mı? Haklı. Niye?
İstiyor ki ocağı efendiden, ocağının ağzından bu konuyla alakalı bir ifade duyayım istiyor ya. Yani. Çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Birkaç gün içinden bahsedeceğim. Bir tane kardeşimiz evin içinde, özür dileyerek söylüyorum, köpek beklemek istiyor, beslemek istiyormuş. Köpek sevgisi var. Annesi de olmaz diyor kızım. Olmaz. Ben çünkü namaz kılıyorum, ibadetlerimi yapıyorum. Evin içinde bu olmaz. İkna edememiş. Sonra en son demiş ki hocaya sor. Annesi bizi tarif etmiş. Devamlı takipçimiz sağ olsunlar. Hocaya sor. Hoca ne derse ben kabul edeceğim. Tabii buradan bize soru şu şekilde geliyor. Hayvan severlikle alakalı. Yani hayvanları ben çok seviyorum, çok sevdiğim için evde beslemek istiyorum falan falan. Biz de tabii aynı şekilde, yani usulüne uygun, kardeşimizi incitmeden, kırmadan, anneyi de incitmeden, kırmadan, İslam'ın gerektirdiği şey neyse onu güzel bir şekilde izah ettik. Sonra elhamdülillah anneden teşekkür geldi. Ne teşekkürü? Hocam Allah razı olsun. Biz ikna edememiştik ama sizin sayenizde ikna oldular. Şimdi o yüzden dolayı bu halk, ben her zaman söylüyorum, samimidir. Samimi olduğu için isteklerini, arzularını illa ne yapar? Hocaya soralım, hocadan cevap alalım. Hocanın verdiği ifadeye göre yapalım, hareket edelim. Samimi olduğu için. O yüzden bu böyle programlara çok ihtiyaç var. Allah sizlerden razı olsun ki hakikaten bu işi hakkaniyetle devam ediyorsunuz. Hakkaniyetle olaya sahip çıkıyorsunuz. İnsanları bilgilendirme konusunda son derece istenen bilgiyi aktarıyorsunuz. Şükürler olsun. Hep devamlı halkımızdan da zaten bu konuda biz biliyorsun incelemelerde baktığımızda siz sorun biz söyleyin programında millet memnun son derece. Rabbim inşallah sayılarını artırsın. Gayretinizi artırsın. Bu işin başarısını artırsın inşallah. Hakikaten ihtiyaç var yani. Hocam şimdi elhamdülillah her geçen gün gerek programlarımızda olsun gerek TV ekranlarımızda TV hocalarımızla beraber olsun. Sizin işte yönetiminizde elhamdülillah kalitemize kalite katmaya devam ediyoruz. Peki halkımızın FM TV ve Siz Sorun Biz Söyleyelim programına teveccühünü ve ilgisini arttırmak için neler yapmamız lazım peki hocam? İnanın halkımızın sadece kanalı duyması yeterli. Bunu böyle bilin yani. Çünkü halkımız zaten gerçekten sağlam bilgiyi almak için araştırıyor. Takip ediyor, inceliyor. Bizleri de takip ediyor, yanlış anlamayın. Hepimizi takip ediyor. Evet. Niye? Çünkü artık gerçekten çok özür dileyerek söylüyorum. Bir yazarımız vardı, rahmetli oldu biliyorsunuz. O konularda bu ifade çok. Çok özür dileyerek söylüyorum. At iziyle it izi birbirine karıştı derdi yani. Hakikaten halk bu yüzden, bunu bildiğinden dolayı çok inceliyor. Bakıyor yani. Neye bakıyor? Bu insanlar gerçekten samimiyetle mi yaklaşıyorlar? Maksatları ne? İncelemeye alıyorlar. Fitne midir bunların dertleri? Yoksa benlik midir? Yoksa şu mudur? Yoksa bu mudur? Başka bir idealler midir? Hepsini inceliyor, takip ediyor. Ama ne zaman ki halkımız elhamdülillah FM TV'yi Kur'an ve sünnet ölçülerinde yürüyen bir kadro olarak gördüğünde samimiyetle söylüyorum bir aile haline geldik elhamdülillah. Yani şu anda o incelemeye alınmadık demiyorum. Herkes incelemeye alınacak. Alınacak tabii. Kural budur zaten. İncelemeye alınacaksın. Takip edileceksin. Haklı olarak. Haklı olarak incelemeye alınacaksın. Takip edileceksin. Ölçüne bakılacak. Gerçekten Kur'an'dan, hadisten, peygamber yolundan taviz var mı yok mu? Allah yolu, Allah dostlarının ifadelerinden, hareketlerinden taviz var mı yok mu? Bakılacaksın. Belki aylarca, belki yıllarca inceleneceksin yani. Çünkü bu insanlar öyle kalkıp da Allah muhafaza etsin pat diye teslim olup da tehlikeye düşme durumunda ne yapmayacak? Kendisi düşürmeyecek. Bakacak yani. İnceliyor. Bakıyor. FM TV'de nasıl durum? Bakıyor ki gerçekten Kur'an ölçülerinde hareket ediyorlar. Bakıyorlar peygamber ölçülerinde hareket ediyorlar. Soruların cevaplarını çok ilginç, çok hoşuma gidiyor. Çok mükemmel bir hareket bu. Mesela bir soru soruluyor.
Hoca kardeşimiz bilmiyorsa ben bunu araştırmam lazım diyor. Mükemmel bir hareket. Yani her şeyi biliyorum diye ne yapmıyor? Atlamıyor yani. Evet. Bir dakika diyor. Ben bunu not alıyorum diyor. İnceleyeceğim, araştıracağım, takip edeceğim. Bunun bilgisini vereceğim diyor. Ya bundan büyük nimet ne olur ya? Bundan büyük nimet ne olur ya? O yüzden hakikaten bu ölçülere dikkat edildiğinden dolayı FM TV'nin bütün kadrolarını sizleri tebrik ediyorum. Çünkü halk bunu görünce, bu samimiyeti görünce ne yapıyor bu sefer? Diyor ki tamam ben hocamı buldum diyor. Açık söylüyorum ben hocamı buldum diyor. Ben programımı buldum diyor. Benim yapmam gereken şeyi ben buldum diyor. Ben kimlerle yürümem gerektiğini buldum diyor. Kimler? Bakın nice bu konuda mesajlar gelir. Nice. Ne? Hocam sizin hayatımız değişti diye. Hocam sizden sonra çok şeyler öğrendik. Daha çok şeyler öğreneceğiz diye. Nice mesajlar gelir diye. Gerçekten bu kanalın özelliği bu. Bu kanalda tabii elhamdülillah siz sorun bir söyleyin programıyla beraber sizler de Allah razı olsun. Ölçüyü çok güzel muhafaza ettiniz. Çok güzel kayırdınız. Ve istenen kıvamda sundunuz. Ve bu yüzden dolayı sizleri de tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bunu tabii baştan söylemek lazım. Samimiyetle bu işe sarıldın mı Allah da yardım ediyor. Yeter ki samimiyetle sarılın. Yani bu işin başında samimiyet olsun. Samimiyet olunca bak Efendi Hazretimiz bize o zaman 27 yaşındaydık. Çok önemli bir ifade söyleyeceğim. Ben bu kanalı buradan değerlendiriyorum yani. 27 yaşındaydık. Bir hoca kardeşimiz vardı bizim yine. Kıymetli bir kardeşimiz. Onunla beraber Efendi Hazretimizin yanında da en az 10 kişi falan vardı. Büyük Bayram hocamız vardı yanımızda. İzmirli bir hoca kardeş hocamız vardı yanımızda. Böyle bayağı kişiyle Efendi'nin yanına girdik yani. 10 kişi var etrafında. 10. Tek tek isimleri sayarım. Hepsini tanıyorum yani. Şu anda aklımın hepsi. Henüz daha biliyorsun yaşlanmadık yani. O zaman 27 yaşındaydım ama olsun. Efendi Hazretimiz içeri girdik odasına. Daha Efendi Hazretimizi görür görmez ifade şu. Buyurduk Efendi Hazretimiz. Siz gençsiniz. Dünyaya hizmet edeceksiniz. İfadesini söylüyorum. Siz gençsiniz. Dünyaya hizmet edeceksiniz. Sonra ne zaman ki bir soru geldi. Hocam dedi ben bir köyden arıyorum dedi bir tanesi. Ama Hollanda'nın köyünden. Belki de şu anda da beni seyrediyordur. Hollanda'nın köyünden arıyorum dedi hocam. Sorularımı size sorup da cevabını almak çok güzel dedi hocam. Niye? Çünkü biz burada hoca bulamıyoruz sormak için dedi yani. O yüzden dolayı sizden soruları almak, sizden ulaşıp da sizden cevaplar alabilmek bizim için çok güzel dedi. İşte o zaman Efendi Hazretleri'nin ifadesi aklıma geldi benim yani. Siz de Efendi Hazretleri gençsiniz, dünyaya hizmet edeceksiniz. Bak elhamdülillah nerelerden takip ediyorlar, nerelerden bilgi öğreniyorlar, nerelerden gerçekten hakkaniyeti, hakkı duyuyorlar. O yüzden dolayı büyük bir hizmet. Bu büyük hizmette de istenen ölçüde, istenen istikamette hareket edersek o ondan daha büyük bir hizmet. O yüzden dolayı bu kanalda elhamdülillah sizler, diğer hoca kardeşlerim, her birerleri bu mücadeleyi verdiğinden dolayı Rabbim cümlenizden razı olsun inşallah. Hakikaten bu çok önemli yani. Çünkü bir menfaat için değil. Bir makam mertebe meselesi için değil. Şunu desinler bunu desinler de değil. Çünkü biliyorsunuz FM TV normal şartlarda elhamdülillah halkın kanalı. Gerçekten aile bir kanalı. O yüzden hoca kardeşlerimiz bu işin samimiyetini güzel bir şekilde ne yaptı benimsediler ve bu şekilde de güzel bir aile olduk elhamdülillah. Rabbim gayretimiz artırsın inşallah. Amin. Başarınız artırsın. Mükemmeliniz artırsın inşallah. Ben bu konuda tabii şunu söylemek istiyorum. Hakikaten sizi tebrik ediyorum. Baba oğul aynı zamanda gerçekten bu çok güzel bir program sistemi içindesiniz. Ondan sonra baba oğul musunuz, kardeş misiniz diyenler de oluyor hocam yani. İşin şey tarafı, latife tarafı. Muhammed hocam kabul etmiyor ama yani bazen kardeş misiniz, soyadlarınız aynı diye de soranlar da oluyor yani elhamdülillah yani. Olabilir tabii. İlla olmaz demiyorum ama başka şeyler de söyleyen olabilir. Onu da bilmek lazım. Evet. Netice itibariyle Rabbim muhafaza etsin inşallah. Hakikaten ben çok beğeniyorum. Tebrik ediyorum.
Bu minvali muhafaza etmek lazım. Bu istikameti muhafaza etmek lazım. Bu gidişatı muhafaza etmek lazım. Halkımızın bu ihtiyacını karşılamak lazım. Halk gerçekten buna çok ihtiyaçlı. Yani insanlar sorularını mutlaka sormalı. Ondan sonra cevaplarını almalı. Hatta işte gerekirse bazen bu hafta sorduklarını bir dahaki hafta almalı. Böyle bu şekilde ne yapılmalı? Bu güzel bir şekilde devam etmeli. Elhamdülillah bu programda bu şekilde ne yapayım? Minvalide devam ediyor. Hakikaten çok mutluyuz. Rabbim inşallah devamını tamamı nasip etsin inşallah. Amin hocam. Hocam bir genç kardeşimiz sormuş. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı yayınlar demiş. FM TV ve hocalarını genellikle takip eden bir insanım demiş. Genç ve tecrübeli bir kadroyla hizmet veriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Gençlere, günümüzde hocamız gençlere örnek olarak, gençlerin örneği olarak bizlere ne söylemek ister diye söylemiş hocam. Şimdi gençler biliyorsunuz bir neslin temelleridir. Bir nesil, bir topluluğun temel taşları gençlerdir. Bu iş, gençler bu işe sahip çıkmalıdır. Ben gencim, işe sahip çıkmayayım mantığında olmamalıdır. Bugün İslam devletinin temellerinin atılışında bir gencin ismi vardı. Bakın dikkat edin. Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye gönderilen Mus'ab bin Ümeyr çok gençti. Ve Medine-i Münevvere'de İslam devleti kuruldu. İslam devleti kurulduğunda üzerine duruyorum. İlk bu işin müsebbibi, evet belki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretti ama devletin kurulmasında o büyük bir mücadele verdi ve İslam devleti Medine-i Münevvere'de kuruldu. Altında kim yatıyor? Bu işte bir genç yatıyor. Ve sahabe-i kiram efendilerimize baktığımızda her ne kadar biz onları Hazreti Ali diyoruz, aslında Hazreti Ali Müslüman olduğunda 8 yaşındaydı ya. Hazreti Zeyd diyoruz, inceleyin 12-13 yaşlarındaydı. İşte Mus'ab bin Ümeyr diyoruz, inceleyin 16-17 yaşlarındaydı. Yani sahabenin geneline baktığımızda göreceksiniz ki hepsi genç. İşte Erkam'ın evi diyoruz. Erkam radıyallahu anh aslında sanki çok yaşlı geliyor bize. İnceleyin çok gençti. Çok genç diyorum dikkat edin yani. Yani sahabenin çoğu üzerine duruyorum. Hep genç yaşta olaya ne yaptı sahip çıktılar yani. Genç yaşta ne yaptılar? Bu işe sahip çıktılar. Bugün de Türkiye'mizin en büyük ihtiyacı olan şey açık söylüyorum. Genç kadronun gerçekten istenen ölçülerde samimiyetle olaylara sahip çıkıp dünya Müslümanlarının bütün gençlerine örnek önder olması lazım. Çok önemli bir ifade kullanıyorum. Çünkü dünyayı gerçekten takip edin. Bütün Müslümanları takip edin. Arkadaşlarımız yeni Arakan'dan geldiler. Daha önce Irak'tan geldiler. Daha önce Uganda'ya gittik. Daha önce Suriye'ye gittik. İncele bütün arkadaşlarımıza sorun. Her bir ifadesi, her bir yerden Türkiye'den bu iş bize nasıl gelecek? Türkiye nasıl bize destek verecek? Nasıl sahip çıkacak? Her yerden diyorum dikkat edin yani. Bu çok önemli. O yüzden dolayı bugün gençliğin mutlaka olaylara güzel sahip çıkıp, benimseyip, yaşayıp ve yaşatarak örnek ve bir gençlik olup dünyaya ışık tutmalı lazım. O yüzden dolayı hiçbir genç kendini kenara almaması lazım. Bir genç hakikaten eğer hizmet ettikten sonra, bakın üzerinde duruyorum, hizmet ettikten sonra İslam'ın gelmesine, hakimiyetine, yeryüzüne İslam nuru yayılmasına yeterlidir. O yüzden gençlere çok ihtiyaç var. Rabbim bu ihtiyacı güzel anlamayı inşallah anlamaya nasip etsin. Gençler şunu yapmamalı ya. Ne? Ya ben daha gencim. Boşver yapmamalı. Olsun. Gençlikle neler elde edebiliyorsan, neler gerçekten ortaya koyabilirsen her şeyi gençlikle yapabiliyorsun. Yoksa belli yaştan sonra zaten bir evlendikten sonra, peşinden işte çocukların olduktan sonra, çocuklar büyüdükten sonra bu sefer dertler değişmeye başlıyor. Genişlemeye başlıyor. O yüzden ne yaparsa insan gençlik yapmalı. Kendisini yetiştirmeli. Rabbim inşallah yetiştiren gençlerden olmayı nasip etsin inşallah. Amin hocam. Hocam yine konumuza, programımıza dönmek istiyorum. Özellikle FM TV'nin bir ayrıcalığı olduğunu düşünüyoruz bunu. Soru cevap şeklinde yapılan bu tür programların halkımızın çok ilgisini çektiğini görüyoruz. Ve katılım buna razı, işte soru cevap şeklinde olduğu için daha fazla oluyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi halkımız tabii biliyorsunuz devamlı bir hayat içinde yaşamak içindeler. Devamlı tarz, yaşama tarzındalar.
Ve karşılaşmış oldukları şey de çok fazla. Nasıl? Çok olaylarla karşılaşıyorlar yani. Mesela bugün artık tabiri caizse her şeyle karşılaşıyorlar yani. İşte bu sosyal medyadan tut, internetlerinden, şu gazetelerinden, televizyonlarından, şundan her yerde her şeyle karşılaşabiliyorlar. Her şeyi duyabiliyorlar. Ama bunun da gerçekten Kur'an'a uygun mudur, değil midir? Peygamber'e uygun mudur, değil midir? Kitabullah'a uygun mudur, değil midir? Allah bundan memnun mudur, değil midir? Bunu nereden öğrenmek istiyorlar? Sağlam dillerden öğrenmek istiyorlar. Çünkü her şeyle karşılaşamıyorlar. Bugün okullara gittiği zaman okullarda karşılaşmış olduğu çok şey, çok şeyler. İşte bugün her türlüsünde yani. Ben şimdi tek tek saymak istemiyorum ama mesela anlaşılıyordur. Ticaretine gittiği zaman o ticaret ortamında hele hele bir takım krediler, şunlar, bunlar, bir takım şeyler düşme tehlikesi yaşıyorsa bunlar veya buna benzer. Hayatın her alanında karşılaşmış olduğu şeyler var. Olumlu veya olumsuz şeyler var. Şimdi bunları da öğrenmesi için neye ihtiyacı var? Hocaya ihtiyacı var. Hocaya ihtiyacı var. Çünkü belli şeyler, belli yetiştirmeler, özellikle manevi konularda yetiştirmeler istenilen kıvamda yeterli değil. Milli eğitimde de yeterli değil. Gerçekten bugün maalesef belli yerlerde, makamlarda olması gerektiği yerlerde de yeterli değil. Ben buradan açık ve net söylüyorum. Aslında normalde bana göre açık söylüyorum. Nasıl? Her bir ailenin doktor olsun diye mücadele verdiler ve başardılar. Tebrik ediyorum. Her ailenin neyi var? Doktor var. Doktor var. Rahat rahat değil mi? İşte aynı şekilde ne olması lazım? Her bir ailenin hocası olması lazım. Bütün imam kardeşlerimizi, bütün vaiz kardeşlerimizi, bütün her birerlerinin yani. Her mahallenin bir hocası olsun ya. Ve gerçekten bu insanla irtibat halinde olsunlar. Bu insan çünkü en netice ona soru sorulduğu zaman, cevap alındığı zaman bu şekilde kendini yetiştirmek zorunda kalır. Bu şekilde her ailenin bir hocası olsun yani. O hoca efendi onlara gerçekten ne yapsın? Ön ölçücü ifade kullansın, çocukları Allah muhafaza etsin. Tehlikeye düşme durumunda olduğu zaman o çocukların elinden tutmaya çalışsın, muhafaza etmeye çalışsın, gayret göstersin. Artık çoğaltabilirsiniz yani. Ama yok. Böyle bir şey olmadığı takdirde bu garibim, bu halkımız, Müslüman halkımız, kıymetli halkımız, gerçekten dinini öğrenmek isteyen halkımız bu soruları kime soracak? Bu sefer tak kanallara dönüyor. Kanallarda da samimi insanlara dönüyor. Samimi insanlara dönüyor. İnanın bir program yapalım. Samimi söylüyorum size. Sabah başlayalım sorular. Sabah başlayalım akşama kadar. İnanın sabah başlayalım akşama kadar devam etsin. Sorular yine bitmez. Halkımız yine aynı şekilde aynı duyarlılıkla ne yapar? Takip eder. Aynı duyarlılıkla diyorum. Dikkat edin. O yüzden dolayı bu halkımızın bu ihtiyacına mutlaka ne yapılması lazım? Cevap verilmesi lazımdı. Elhamdülillah gerçekten hoca kardeşlerimiz bu işe çok güzel sahip çıktılar. FMTV bu işe çok güzel sahip çıktı. Şükürler olsun. İnşallah Rabbim devamında da başarı nasip etsin inşallah. Şimdi Muhammed Hocam'la beraber tabii ilk başlarda böyle bir konu istiyoruz mesela. Her hafta tabii yine halkımızdan gelen en çok ilgi veya sorulan sorular neticesinde bir konu hazırlıyoruz. Ama ne zamanki şeye geçiyoruz hocam, soru bölümüne geçiyoruz. Ve şeye dikkat ediyoruz hocam, yani öyle çok kitabi veya çok böyle insanların anlayacağı hak dilinden cevap vermeye çalışıyoruz. Ve dediğiniz gibi çok şey başlıyor bu sefer. Yani bakıyoruz ki gelen mesajlardan olsun, gelen işte sorulardan olsun. Yani insanlarımız bu işe gerçekten aç hocam yani. Yani demek ki bu çok önemli bir ihtiyaçmış. Ya gerçekten hocam siz de bu konuda bu programın hazırlanması, sunulmasının ön açıcı işin mimarı oldunuz hocam. Gerçekten size de seyircilerimiz önünde çok teşekkür ediyoruz. İnşallah duanızla beraber, işte himmetinizle beraber bu programlar biz daha böyle geliştirme hususunda, daha halkımızın, Müslüman kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden geleni yapacağız hocam inşallah. İnşallah hocam. Elhamdülillah. Bu çok önemli yani. Çünkü bu halk gerçekten İslam'ı seviyor. Allah'ını seviyor, peygamberini seviyor, kitabını seviyor, bu yolda vatanını seviyor, bayrağını seviyor, her şeyini seviyor. O yüzden dolayı bu halkı arzu ettiği şeylere mutlaka ne yapmak lazım? Ayaklarına götürmek lazım. İnşallah. İşte bu kanal bunu yaptı elhamdülillah.
Şimdi ne yapıyor adam? Bilsen. Şimdi bir abimiz var, çok kıymetli bir abimiz vardı. Hocam dedi, ben Kur'an öğrenmek istiyorum ama dedi. Benim yaşım 52 yaşındaydı. Yaşım geçtiği için dedi, çocukların yanında yapamıyorum bu işi dedi. Şimdi dışarıdan gelenlerin yanında da utanıyorum dedi. Çünkü kafamda fazla almaz diye korkuyorum dedi. Bana müsaade ederseniz, bana teke tek ders verir misiniz? Bak çok önemli. Niye? Çünkü gençlerin yanında utanacak. Ya bu yaşa kadar nasıl sen bunu öğrenmedin diye. Bir de o tabii gençler gibi kafasını atmayacak, almayacak. O yüzden dolayı hepten mahcup olacak diye bak özelliğe çarp. Şimdi ama elhamdülillah öyle bir hale geldi ki hiç ne? Düğmeye basıyorsun. Soru sormak istiyorsan cevabı da alıyorsun. Elif Bağ'ı öğrenmek istiyorsan Elif Bağ'ı öğreniyorsun. Kur'an öğrenmek istiyorsan Kur'an öğreniyorsun. Sohbet dinlemek istiyorsan sohbet dinliyorsun. Veya buna benzer neler istiyorsan ona göre dinliyorsun. O yüzden hakikaten Allah'ın büyük bir ikramı. Bu halka Allah'ın büyük bir ikramı. Ama halkımız gerçekten hak ettiği için. Halkımız hak etmemiş olsa. Şimdi nice abilerimiz var, kardeşlerimiz var, dostlarımız var, annelerimiz var. Nice, niceleri. İcabında ne yapamıyor? Belli sohbet ortamları bulamıyor. Ama düğmeye bir basıyor. Belli ders ortamları bulamıyor. Düğmeye bir basıyor. O yüzden büyük bir nimet. Soru sormak istiyor. Bununla beraber gerçekten bakın. Şükürler olsun. Ben buradan bir daha tebrik etmek istiyorum. Bu halkla beraber bakın. Arakan olsun, Suriye olsun, Bengali'deki Müslümanlar olsun, Irak'taki şeyler, depremdeki kardeşlerimiz olsun, şu anda Kudüs'le alakalı olsun, Beytullah'ta bile çalışmamız var biliyorsunuz olsun. Ya buralarda bakıyorsun, bakıyorsun her yerde de bu arada da gerçekten yardım konularında da destek verdiler yani. Yani hem maddi hem manevi şükürler olsun büyük bir hizmet yani. O yüzden dolayı Rabbim inşallah devamını tamamını nasip etsin. Muhafaza etsin. Ama ben yine tekrar ediyorum, size de tebrik ediyorum. Hakikaten istikamet, düşünsene 100 ders. Çok yani her derste insan bir konu işlemiş olsa, her derste bir tane konuyu öğrenmiş olsa, 100 derste zaten insan her şeyi bir izinle öğrenmiş oluyor. Rabbim gayetinizi artırsın inşallah. Bir izleyicimiz yazmış hocam. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı programlar, 100. bölümünüz hayırlı olsun demiş. Hocamız da hoş gelmiş, sefalar getirmiş demiş hocam. Her programınızı zevkle ve farklı farklı bütün programlarınızı takip ediyorum. Arapça konusunda ev hanımı olmaması bile biraz eksiklik çekiyorum. Bu konuda bir projeniz var mıdır demiş hocam. Normal şartlarda biz Arapça konusunda bakın normal şartlarda biz evvela bir Elif Bağ'ı öğretelim dedik halkımıza. İkinci olarak halkımıza Kur'an'ı alayım müşahede teheccüdü öğretelim dedik. Bak her sabah bunlar mevcuttur. Bunları öğrendikten sonra hatta ezberlerini bile ele alalım. Cuma günleri sabahleyin biliyorsunuz özellikle ezberlerini yaptık. Hem manasını hem teheccüdünü hem derviş hocayla bunu yaptık yani. Bu arada tabii aslında üçüncü aşamada Arapça dersleri vardı. Emsileden başlayıp emside, bina, maksut böyle devam edecekti yani. Bunu derviş hocamız var bizim. Daha önce de söyledim. Bu kanaldan söyledim. Yine söylüyorum yani. Derviş hocamıza dedik ki derviş hoca bunu yapacağım mı? Yapacağım. Yap işte. Bak bu millet istiyor dedik. Yapacağım dedi. Kendisi hazırlandı. Proje hazırlandı. Her şey tamamdı. Ama bir eksiklik oluyor. İlla bir eksiklik oluyor. Orada kalıyor yani. Ama tabii ben şunu bahane uydurmuyorum. Niye? Bu olmalı yani. Tabii tam bu iş artık tamam. Artık bu iş olmalı dediğimiz günde bu sefer rahmetli Ahmet Hoca'yı da kaybedince Ahmet Hoca biliyorsun bu işte mimar. Yani bu işin gerçekten bel kemiği. Bu sefer de tabii Ahmet Hoca'nın yokluğunu tabii hissederek biraz geciktik. Ama olması lazım. %100 olması lazım. Yani gerçekten halkımızın hele hele düşünsene ben şuna da çok arzu ediyorum. Şuna çok arzu ediyorum. Bunu da çok arzu ettim. Çok istedim. Hatta isim de verelim bilirim bu hususta ama siz isim verdik mi biraz hoca arkadaşlar da derviş hoca darılmaz bana. O yüzden ona her türlü konuşurum. Ama bir hoca arkadaşa da şunu teklif ettim. Ya dedim ki hocam bu halk Kur'an-ı Kerim'i hiç olmazsa ezberlerini rahatlıkla manasını ne yapabilsin? Verebilir.
anlayabilsin. Hiç olmazsa yani. Bunun üzerine duralım yani. Mesela Elham okuyorsa, Fatiha'yı okuyorsa yani, Fatiha'yı ne yapsın? Elhamdan başladığında manasını ne yapabilsin? Anlayabilsin. İstederek anlayabilsin. İşte zamm-ı sureleri veya belli ayetleri hiç olmazsa, bu da çok beni ne yapıyor? Etkiliyor yani. Düşünsene adam namaza durmuş, Fatiha okurken öyle hem manasını ne yapıyor? Sızıyor. Çok önemli. O yüzden dolayı Arapça dersi mutlaka olmalı. Olmazsa olmaz yani. Bizim olmazsa olmamızımız. Tefsir dersi olmalı. Bu hoca kardeşlerimiz, bir hoca kardeşlerimiz beni, onlar Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyorlar hemen pazar günleri. Ama bunu biraz daha ne yapmamız lazım? Ders şekline çevirmemiz lazım. Tabii tabii. Hepsini yapmamız lazım yani. Yasin hocamız, Allah razı olsun, o da hadis dersini artık bayağı bildiğin hadisleri, manasını ne yapabilecek şekilde tek tek inceleyebilecek şekilde yapmaya başladı. Şükürler olsun. O da çok hoş. İnşallah bu Arapça üzerinde de duracağız inşallah. Ama buradan ikinci defa söylüyorum. Derviş Hoca'ya ikinci defa buradan duyuruyorum. O seni seviyordur. İki defa aynı şeyle karşılaştık. Bir türlü bu işe şey yapmadı. Sen söyle. Tam böyle işte bahaneler çoğalıyor işte netice yani. İnşallah bu işi yapacağız inşallah. İnşallah hocam. Bir seyircimiz sormuş hocam, hayırlı akşamlar hocam demiş. Öncelikle 100. programınız hayırlı olsun. Allah devamını nasip etsin inşallah demiş. Malum önümüzdeki hafta biz Müslümanlara ait olmayan bir yılbaşı. Elhamdülillah zaten namazlarımızı kılıp Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Fakat bugün de ve gecede daha çok Kur'an-ı Kerim okumak mı lazım, namaz mı kılmak lazım, yoksa her zaman nasıl geçiriyorsak günlerimizi o şekilde mi geçirmek normal lazım? Bir insan böyle günlerde normal hayatı neyse o hayata devam etmeli. Sadece onların kesinlikle ve kesinlikle programlarına, hayatlarına, tarzlarına hiçbir tanesine ne yapmamalı? Kesinlikle uymamalı, takip etmeyenleri uzak durmalı. Kendi vazifelerine devam etmeli, kendi vazifelerini ne yapmalı? Sürdürmeli. Normal bir gece. Nasıl bu gece, nasıl normal gecese, o gece normal bir gece, böyle devam etmeli. Yoksa orada bir değişiklik yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım, o bile bir maksat hissettiriyor insana yani. O gece en ufak bir şey yapamıyor. Gerek yok. Evet. O yüzden de normal vazifesine devam etmeli, çalışmasına devam etmeli, İslam usulüne devam etmeli. Sorun yok. Ama yoksa kalkıp da sen söyle, onlar o kafirlerin adetlerine benzeyecek hiçbir şeyde bulunmamalı yani. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Seyircimiz, bayan bir seyircimiz sormuş hocam. Eşim çarşaf giymeme çok karşı geldi. Birkaç sene uğraştım, olmadı, dinlemedim, giydim. Günah oldu mu demiş hocam. Şimdi normal şartlarda insan böyle konularda eşini tatlı şekilde onun memnun etse çok hoş olur. Rızasını alırken. Ama örtü tabii biliyorsunuz, unutmayın ki örtü Allah'ın emridir. Allah'ın emri olması hasebiyle, Kur'an-ı Azim şu anda Mevla Teala bunu buyurması hasebiyle, Allah'ın emrinin ötesine kimsenin geçmesine müdahale edilmez. Ama biz yine hep neyi tavsiye ediyoruz? İlla, ben bunu iddia ediyorum yani, İlla bir erkeğin hanımını, bir hanımın da erkeğini ikna etme yolları vardır. İlla vardır yani. Yani o boşluğunu bulmalı insan yani. Bazısı mesela ne de anlar? Tatlı dille anlar. Hoş ifade eden anlar. Tatlı bir yalvarmadan anlar mesela. O zaman o kanaldan girmeli. İlla beyni yapmalı. İlla ikna etmeli. Ama tekrar ediyorum. Hiçbir zaman Allah ve Resulünün önüne kimseyi geçiremeyiz. Bunu baştan söyledim. Örtü çünkü Allah'ımızın emri. Farz ya. O yüzden dolayı kimseyi önüne geçiremeyiz. Bunu baştan söyledik. Bu bir defa emir. Evet. Ama bunu söylerken de yine insan ne yapmalı? Beyni tatlı bir şekilde, hoş bir şekilde, mutlaka onun anlayacağı bir dille ikna etmeli yani. İkna ederse o zaman huzur kaçmaz, mutluluk kaçmaz, güzellik kaçmaz. Ama unutmamak lazım ki beyin sana isyanı emrediyorsa, sana haramı emrediyorsa, yanlış emrediyorsa beyni dinleme durumunda değilsin. Onu da bilmek lazım. Evet hocam. Evet. Yine bir seyircimiz sormuş. Hayırlı akşamlar demiş. Madde bağımlısı oğlum var. Gereken her şeyi yapıyorum. Hocamızdan bunun için de dua istiyorum demiş hocam. Rabbim sadece bu evladımız değil,
bütün madde bağımlılığına, madde veya buna benzer ne bağımlılığıysa ise, hoş olmayan, beğenilmeyen ne varsa Rabbim cümlesini kurtarsın inşallah. Gerçekten bugün buna çok ihtiyacımız var, bu duaya çok ihtiyacımız var. Gençlerimizi, evlatlarımızı, nesillerimizi asla bunlara bırakamayız. Bırakmamalıyız yani. O yüzden dolayı ama bunlar bir bütündür. Üzerine duruyorum, bir bütündür. Nasıl bir bütündür? Bu gerçekten halkımız bu işe sahip çıkmalıdır. Neme lazımcılık yapmamalıdır. Her mahalle değil ki, muhtarından, hocasından, öğretmeninden, önde gelen insanlarından hepsi bir aynı şekilde beraber kaynaşma içinde olmuş olsalar, hükümetin de gerçekten desteğiyle beraber her gencimizi kurtarırız Allah'ın izniyle. Ama o diyor ki bana ne diyor? O diyor bana, ya bana ne olur mu ya? Neme lazımcılık yaparsak bu olaylar yaygınlaşır, en son kapımıza dayanır. Neme lazımcılık yapamayız. Herkes seferber olması lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin kurtulması için herkes, imamından, müftüsünden, vaizinden, muhtarından, kanaat önderlerinden, mahalle sakinlerinin her birerlerinden, herkes gerçekten seferber olması lazım. Elinden tatlı olarak, hoş olarak ne geliyorsa mutlaka yapması lazım. Yoksa insanımızı, gençlerimizi Allah muhafaza etsin, bu batıl şeylerden, bu hoş olmayan şeylerden kurtaramayız. Rabbim muhafaza etsin. Bir de yaş da ya, tabii. Yani Allah muhafaza etsin. Bakıldığı zaman yani gittikçe de yaş da düşüyor hocam. Bir an önce buradan bu el atılması gereken çok önemli konulardan bir tanesi hocam yani. Yani yoksa öbür türlü Allah muhafaza etsin. Şimdi mesela bir insan sadece bırakın madde bağımlısını, normal ya bir sigaraya alışıyor. Sigarayı bile bıraktırmıyorsun adamı ya. Çünkü azalarına yerleşiyor bu alışkanlık yani. Azalarına yerleşiyor yani. O yüzden böyle bağımlılık olan şeyleri bıraktırmak hakikaten çok zor yani. Çok zor yani. O yüzden başlamamaları gerekiyor. Başlamamaları gerekiyor. O başlamamaları için de bütün halk seferber olması gerekiyor. Bunlara yol açılmaması gerekiyor. Bunlara fırsat verilmemesi gerekiyor. Bu konuda ama hükümetin de gerçekten hakikaten çalışması yok demiyorum ama şimdi öyle bir hale gelmiş ki her tarafa yaygınlaşınca bu sefer Allah muhafaza etsin ne olmuş? Her tarafa yaygınlaşınca yetişemiyor. Rabbim kurtarsın inşallah. Bütün gençlerimizi, bütün nesillerimizi muhafaza etsin inşallah. Mutluluğu mesela Allah muhafaza o tür şeylerde arayan bir gencin ebeveynlerine tavsiye olarak ne söylemek istersiniz burada? Şimdi normalde işte eğer bir çocuğa Allah zevki, peygamber zevki, kitabullah zevki, ibadet zevki bu gibi zevkleri bir çocuğa ne yapamazsan, aktaramazsan, genci aktaramazsan bu zevkleri genç gerçek almazsa Allah sevgisini, Allah muhabbetini, Allah korkusunu bilmezse bu çocuğu kaçırıyorsun. Şimdi halkımızın geneli şöyle diyor. Hocam bu dua çocuk. Ya çocukken zaten çocukken bunu yapacaksın, yetiştireceksin ya. Sen çocukken bunu yetiştirmediğin takdirde belli yaştan sonra zaten seni dinlemeyecek ki ya. Tabii. O yüzden dolayı çocukken bunu takip edeceğiz. Veya bir kimden etkileniyor çocuk? Özellikle babalara buradan rica ediyorum. Hocam ben diyor çalışıyorum diyor. Çocuğu görmüyorum bile. Olmaz. Sen niye çalışıyorsun? Çoluğumun çocuğumun nafakası için çıkıyor. Ya çoluğun çocuğuna bakıyorsun mu? Ya bak onu korumak için çalışıyorsun diye. Bak sen çocuğuna vakit ayırmazsan, ailene vakit ayırmazsan çocuğunu daha sonra öyle bir kaybedersin ki çalışsan da ne yetmez. Yetmiyor işte. O yüzden bunları mutlaka onlara vakit ayırması lazım. Herkes. Rabbim bu yolda başarılar nasip etsin inşallah. Elhamdülillah hocam sizinle çok güzel, çok mükemmel bir program geçirdik. Şerefli bir program oldu bizler için. Şöyle bir değerlendirme olarak, genel olarak ne söylemek istersiniz hocam? Evvela sizlere teşekkür ediyorum. Hem beni davet ettiğiniz için, hem de programın gerçekten istikametini sağladığınız için. Mutlu bir program olarak görüyorum sizin programınızı elhamdülillah. Başarılı bir program görüyorum. Huzurlu bir program görüyorum. O yüzden dolayı sizleri tebrik ediyorum, takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Halkımıza da bu konuda şunu söylemek istiyorum. Gerçekten kendimizi her konuda yetiştirmemiz lazım.
çocuklarımızla alakalı, ticaretimizle alakalı, ev hayatımızla alakalı ne varsa kendimiz devamlı yetiştirmemiz lazım. Allah ve Resulü'nün çizgisinde yürüyen insanlarla beraber yürümemiz lazım. İttekullah ve kûnü mâ sâdîkîn ayet-i kerimesini başta okumuştuk değil mi? Ne diyor Mevla Teala buyuruyor? Allah'tan, ey iman Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. O yüzden sadıklarla beraber olup hayatımızı o sırt üzere devam ettirip inşallah cenneti kazanıp cemalullah'a kavuşmak lazım. Çoluk çocuğumuza da bu şekilde örnek ve önder olmamız lazım. Onların hayatlarına zerre kadar halel verecek şeylere, yanlış örnek olacak şeylerden uzak durmak lazım. Onlara sahiplenmemiz lazım. Efendi Hazretimiz şöyle bir örnek veriyor. Efendi Hazretimiz diyor ki, talebeleriniz önünde, çocuklarınız önünde. Çok özür diliyorum. O tavuğun diyor, tavuğun özel Efendimiz, Efendi Hazretimiz söylediği için söylerim ben. Utanmam yani. Tavuğun diyor, o yumurtaların üstünde durduğu gibi diyor, böyle hassasiyetle duracaksınız diyor. Aman yani çoluğumu çocuğumu ne yapmayayım bir yere kaçır. En zor şartlarda o tavuk bakın gerçekten kuluçka yattığı zaman kim gelir fark etmez. Bir elini uzatmaya kalkar hemen tavuk dikleniyor. Yani bakarsın normalde tavuk dersin ya tavuk dersin ama öyle dikleniyor ki. Niye? Çocuklarıma bir şey olacak diye. Ya çocuklarıma bir şey olacak diye. Dikleniyor bak dikkat et. Niye? Çocuklarıma bir şey olacak diye. Anlıyor musun burayı? O yüzden çocuklarımıza gerçekten bir şey olacak diye hepimiz aynı şekilde yapmamız lazım? Bir dakika dememiz lazım ya. Çocuğuma bir şey olacak. O yüzden Rabbim inşallah bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Halkımıza da başarılar nasip etsin. Hocam Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Yani bizi kırmadınız. Bu kadar yoğun programlarınızın içerisinde bu programa teşrif ettiniz. Bizi onurize ettiniz. Hem programımızı hem bizleri gerçekten çok memnun ettiniz. Çok güzel ön açıcı ifadeler kullandınız hocam. Hepsini aldık cebimize koyduk inşallah. Elimizden geldiği kadar hayatımıza tatbik etmeye çalışacağız. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Çok güzel hocam. Allah sizlerden Allah razı olsun. Evet kıymetli FMTV izleyenleri siz sorun biz söyleyelim programının da 100. bölümünün sonuna geldik. Elhamdülillah çok güzel sizlerin katılımıyla da özel bir program oldu bizler için. Allah sizlerden razı olsun. FMTV ekranlarından hepinize hayırlı geceler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.